Merhaba. Bugün mesaiye başladım. Fakat evden çıkmak durumunda kaldım. Çeşitli sebeplerden dolayı. Mesaim için göçebe bir hayata başlıyorum bugün. Aslında anneanneme doğru ilerliyordum. Fakat sonra dedim ki Tofin atlattı, neden olmasın. O yüzden şimdilik Starbucks'a geldim. Bugün uzun bir gün, her gün olduğu gibi. Dizim çok acıyor dünkü ödül töreninden sonra. Bayağı yara oldu, çok tatsız. Ona krem sürdüm sabah. İlk toplantıma girdim, çıktım, evden çıktım. Şimdi maillerime bir cevap vermem lazım. Bir sunum var hazırladım, onu bitirmem lazım. Bitirebilirsem, organizasyon yapıyorum. Yoğun bir gün. Dün de yoğundu. Bugün mesaiden sonra müzikal var. Müzikalden sonra başka bir provam var. Sabahları olmasın kıvamında. Ve yarın da aynı şekilde geçecek. Yani şey böyle, nefes alacak vakit olmuyor gibi yani, öyle söyleyebilirim gerçek anlamda. Sivilcem çıktı. Şuradan. Makyajım dünden kalma. O kadar geç geldim ki yani silmedim. Ve böyle şu an. Başarılı. Tabii bu sağlığa zararlı. Makyajınızı lütfen çıkartın arkadaşlar. Kar yağıyor gibi. Yani karımsı yağmur yağıyor. Hani kar yağdı yağacak gibi bir durum var. Bir sürü mesaj geliyor. Başlamam lazım. Kahvaltı etmedim ama nasıl canım hiçbir şey istemiyor, anlatamam yani. Öğlene doğru anneanneme geçerim. Burası çok efektif değil yani. Soğuk zaten. Ben bu insanları anlamıyorum yani. Gerçekten çalışmıyorum kimse. Isıtıcıyı açtım burada. Güzel. Which is nice yani. Bu arada dudağım için aldığım Charmex işe yarıyor bence. Onu göstereyim size. Şunu aldım, Watsons'tan aldım, tamam mı? Dudağım çünkü hep paramparçaydı, yara falan oluyordu soğuktan. Ve bayağı işe yarıyor. İki günde toparladı bence. Daha kötüydü. O yüzden tavsiye ediyorum. Sürelim. Ya da şimdi sürmeyelim. Çünkü tafin atlattım ve tadı karışmış. Hadi artık çalışalım. Şimdi normalde ben çalışma saatlerinde hep evde olduğum için şu an anneanneme doğru geçiyorum. Bu arada dondum çünkü. Ama dünün ekmeğini yiyorum. Dün sales tarafında o kadar tıkır tıkır yapmışım ki her şeyi. Şu an sadece follow up'ları var falan. Hani toplarım benden çıktı, çok konu var yani. Böyle acele acele bir şey yok. O güzel. Bir tek etkinlik planlaması kaldı. O biraz canımı sıkıyor yavaş ilerlediği için ama neyse.
Şimdi normalde dediğim gibi evde olduğum için ben ne eczaneye gidebiliyorum kolayca, ne işte ne bileyim döviz bürosu diyeceğim çok havalı duyulacak ama ondan sonra mesela şey yapamıyorum hani alacağım şeyleri alalım kurye falan hani. Ve şu an hiç öyle bir işim yok. Ne eczaneye gitmem gerekiyor çok şükür. Şu an gitmem gerekiyor unuttum. Gelmişti ilaç. O da burada değil. O da burada değil. Başka yerde yani. Neyse. Onu yarın mı alacağım? Neyse beklesin orada ilaç. Ne yapayım? Hep unutuyorum zaten. Hep diyorum pazartesi alacağım. 5 hafta geçiyor falan. Öyle gidiyorum alıyorum. İşte dediğim gibi çıkamadığım için evden. Yoğunluktan. Ve şu an şeyim böyle hani. Alacağım bir şey var mıydı? Bir eczaneyi kesiyorum gözümle. Bir yeri kesiyorum falan. Ve yok yani. Çok garip bir hissiyat. Gerçekten çok soğuk. Gerçekten seni sokakta yakaladım iyi. Yoksa ev valla giremeyecektim. Beni mi çekeceksin? Evet şimdi. Seni çekiyorum. Hadi git. Tamam. Hadi, evde tamam. Görüşürüz. Hadi. Hadi bay bay. Burada karşılaştık anneannemle. Eğer anneannem gitmiş olsaydı evde olmayacaktı ve ben sokakta kalacaktım. Donduk Gülben. Donduk. Valla çok soğuk. Ellerim uyuşmuş ya. Ellerim uyuşmuş. Çok soğuk. Ben niye daha erken gelmedim buraya ya? Bir şey oldum. Şirket bilgisayarı MacBook diye. Starbucks MacBook. Latte'mi içerken falan yapmak istedim herhalde bilmiyorum. Şimdi burada anneannemin evindeyiz. Işığı konumlandırarak oturacağım. Işık benim gözümü çok alıyor bu arada. Muhtemelen az uyuduğum için. Arkamı dönmeyi planlıyorum ama o da toplantılarda kötü duracak. O yüzden tam ortaya oturacağım, masada konumlanacağım. Başka vloglarımda da burada çok mesai yapmıştım var, görmüşsünüzdür zaten. Ocak 2024 çok soğuk. Hemen bilgisayarımı açıyorum. Telefonumu da şarja takıp sonra hayatımıza devam edeceğiz tabii ki. Müzikale'ye gidilecek. Ita zıta gidilecek. Nasıl gidilecek bu soğukta? Çıkarayım. Defterim için özel kalemlerim var. Böyle. Tik atıyorum. Bunlarla tamamladığım tasklara tik atıyorum. Ve sadece bu kalemleri kullanıyorum. Bir düzenim var. Lütfen. Bir düzenim var ya. Yani. Kurşun kalemim her zaman yanımdadır. Şimdi uzaklık tablosu yapıyorum. İkide toplantım var. Ve toplantı silsilesi başlıyor olacak bu vesileyle. Vade yazıyor. Görüyorum. Vade'ye yazdım ben sabah. Ne yaptın diye. Bir takip, bir follow up. Bir şeyler. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Taskları var onun çünkü. Bayağı taskı var. Yeni verdiğim bir task daha var üstelik. Dün akşam verdiğim. Ona bakıyor şu an. Biliyorum. Ama yardımcı olabileceğim bir şey var. Şu an blur muyum? Evet biliyorum. Çünkü fokusta kalmış bu. İş topuzumuz hazırız. Çalışmaya, efektif çalışmaya çok hazırım. İşimi çok seviyorum ya vallahi. Şimdi şey olmasın hani. İşimi seviyorum. Gerçek anlamda çok seviyorum. Çok mutluyum o yüzden. Bu işi yapabildiğim için. Kariyerim benim için çok önemli ve çok zevkli bir noktadayım. Kariyerimde çok zevkli, keyifli bir noktadayım. Çok uzun saatler çalışmama rağmen yaptığım işin bu olması, ne yaptığımı soracaksınız belki de. Eskiden aktif reklamcılık idi, şimdi ışık hocam. Aktif reklamcılık idi, şimdi ise yazılım şirketi. Yazılım şirketi yapıyorum. Anneannem nereye koydu? Ha burada. Biliyorum yerini. Uzatma kablosunu çünkü burada hep mesai yapıyorum. Mesai. Ben bugün Ayşegül'e yazdım. Evde misin diye. Hayır dedi. Müşteri toplantısına gitmiş. O bazen ofisten çalışıyor. Bazen müşteri toplantısına gidiyor. Hatta bu ay Bursa'ya gidecekmiş. İş seyahatine ilk kez çok heyecanlı. Ondan sonra işte onu bir sordum. Ona göre kafede mesai yapalım teklifinde bulunacaktım kendisine ama İyi ki evde değilmiş çünkü donardık muhtemelen yani. Hoş olmazdı bu bizim açımızdan. Ben dayanamadım. Yani ben 2 saattir falan Starbucks'tayım.
efektif de çalıştım ama şey sıkıntı yani, soğuk yani. Hani o yüzden tatsızlıklar silsilesi olabilir de üşütmemeliyiz. Yani provalar var, ırt var, zırt var, bir şeyler var. Yani hiç gerek yok şu an böyle üşütmecelere falan, hiç yani kaldıramam istemem. O yüzden ki çok sıkı giyiniyorum, aşırı kalınım. Ya yani eşofmanın içinde kilotlu çorap bile var şu an yani. Övmek gibi olmasın ama yine de yani her şey olabilir. Başlayalım. Bir ara kalkıp su alacağım ama şu an değil. Aa, çok soğuk. Anneanne evinde bir mesai. Defterimiz burada dursun. İhtiyaç halinde, acil durumlarda. Ki bugün marka toplantısı var. Yok değil. Bir tane var. En azından. Bazen üst üste oluyor falan. Tatsız yani. Boşluk olmadan maalesef ki. Anneannemin Wi-Fi'ına girmişim. Slack. Aramaları yapıyordum ama açan yok. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Bundan kalan follow up'lara bir bakıyorum. Sonra açan yok diye. Mesai saatinde arasam bile o arkadaşlar açmıyor. Tatsız. Neyse aşkım, canın sağ olsun. LinkedIn'den eklenen sekanslar dışı aşko yazdım. Bakalım Bade'den gelecek yanıta göre yine benim de notlarımda var taskları. Matchleyeceğim falan, eksik kalan bir şey var söyleyeceğim. Gözlüğümü belki çadığı akar yaptım. Çatıda çıkarabilirim ama şu an evet gerek var. Gözlüğe gerek var kesinlikle. Yok yok. Müzikale gideceğim için buradan müzikal ayakkabım bile çantamda. Çok düşünerek çantamı hazırlamam gerekiyor. Her gün böyle oradan oraya gidilecek, oradan oraya gidilecek. Ona göre kıyafet, ona göre ayakkabı. Sporudur, şeydir. Hep böyle planlı programlı olunması gerekiyor. Saat, alarm, her şey çok önemli. Evet, saat şu an 13.48. Bir toplantı şeyi geldi, onayı geldi. 10 dakika önce attığım maile cevap geldi. Onu organize edeceğim. 2'de var, 3'de var, 3.30'da var, 5'de var. Toplantılarım şu an bu şekilde ilerliyor. Öyle. Başlayalım çalışmaya bakalım. I didn't know that you were taking off link SEO search. No, I didn't know that. Evet, saat 16. Saat 16.40. Ufak bir boşluğum oldu. Çok güzel olmuş. Ufak bir ara. Muhtemelen gece mesai yapmam gerekecek tekrar. Toplantılar uzun sürdü. HR yine yetişmedi. Nereye konuşuyorsun? Evet. Sales tarafına yeni stajyer alıyorum. Anlamadım. Ona devredeceğim birkaç şeyi. Planım o, yoksa HR'a bakamıyorum. Ne dedi? Satış ekibine stajyer alacağım. Kim alacağım? Bir tane yani mülakat yapıyorum işte. Ha, stajyer alacağım. Ha, eleman alacaksın. Taradık bir sene al. Görüştük işte, ilan açtık, görüştük. En iyi adayı seçtim. O gelirse belki bir tık daha rahatlayabilirim. Anlamadım. Anne hani hiçbir şey var mı? Az mı oldu? Şey... Yok, koydum. Niye? Az mı oldu? Anne? Yok. Vallahi yapamadım çünkü. Eksik bir şey var mı olayım? Eksik bir şey var mı? Eksik bir şey var mı? Oğlum sen böyle, ben seni gördükçe üşüyorum. Ne yapıyorsun? Yok, ben pişiyorum, ben pişiyorum. Her zaman böyle yoğunsun.
Yemek yiyemiyorsun öyle. Yiyemiyorum genelde. Çok bilgisayar başı oluyor. Peki öğlen tatili yok mu bunun? Ya sen mi yapmıyorsun? İstesem o, ya yapan yapıyor da işte. Kızım, ama toplantılar arasında az vakit kalıyor. Çok toplantı oluyor. Bazen eğer toplantı kamerayı kapatabileceğim toplantıysa o zaman yemek daha rahat yiyor. Peki o konuştukları ne yapıyor? Yemiyorlar mı onlar da? Hı? Yiyorlardır herhalde. Ve yiyormuş işte. Hı? Yiyorum işte canım. Kızım kaç oldu abi? Kahvaltı yapmamışım da yaptın mı? Yok. Kahve içtim. Kahvaltı da yok. Sen bu kahvaltı da yapmadın. Ya kızım söyleseydin de ben bu gelir gelmez bir şey hazırlardım sana. Teşekkür ederim. Ama acıkmamıştım. Canım hiç istememişti kahvaltı etmek. Nasıl oluyor? Sabahleyin kalkıyorsun. Mesela dün de sabah uyandım. Ben kahvaltıda... Arkadaşlar çok yoğun bir mesai geçirdim. Ve işler bitmedi asla. Şöyle camları sileyim. İşler asla bitmedi ve buna karşılık geç kaldım müzikale. Yazdım ama önceden. Anladım geç kalacağımı. Müzikale mesaj fişekledim. Ben geç geleceğim işi anlamadan diye. Saat şu an 7.30'a doğru geliyor. Benim müzikal program 7'de başlıyor arkadaşlar. Böyle bir detay var. Fakat yapacak gerçek anlamda hiçbir şey yok ki, olsa zaten yapardım. Arkamda da araba var. Harika bir darlık burası. Annemin karnından rallici mi doğdum be? Çok soğuk. Hemen eldiven takıp eldiven kullanmayı planlıyorum. Saat şu an 7.30'a geliyor. Benim şeyim... müzikal provam işte dediğim gibi normalde 7'de başlıyor ama şu an biz muhtemelen 7.45'te ben dans etmeye başlarım. Ayakkabı değişecek. Ayakkabı yanımda falan filan. Sonra prova. Provadan sonra başka prova var. Şimdi çocuk anneannemdeyken konuştum anneannemle. Dedim buraya da gelebilir miyiz akşam provaya? Olur dedi. O yüzden bir anneme soracağım. Anneanneme mi gidelim yoksa sana mı, bize mi gidelim diye. Ona göre çocukları yönlendirmem lazım. Bu konuşmayı yapacaksam tam şu an yapmam lazım. Çünkü müzikaldeyken konuşamayacağım. Çıkışında yapsam çok geç olacak. Çocuklar zaten çoktan yola çıkmış olacaklar falan filan. O yüzden bu konuşmayı yapmanın tam şu an yeri ve sırası. Bazen diyorum ki keşke bir asistanım olsa gerçekten. Yani şöyle yan koltukta otururken. Şuna yaz, şunu ara, şunu hallet, şunu teyitini al falan. Çünkü yani gerçekten bugün tuvalette toplantıya girdim. Sizin haberiniz yok tabii. Hani ne olduğunu söylemeyeceğim. Çok tuvaletim geldi, tamam mı? Toplantıdan da çıkamayacaktım ve iş arkadaşım konuşuyordu. İngilizce bir toplantıydı zaten. Bir şey anlatacaktı bana uzun uzun. Ve ben dinlerken dedim ki anlık çok tuvaletim var ve şu an gitmem lazım. Sonra mikrofonu ve kamerayı kapattım. Çok hızlıca işimi halledip geri çıktım. Utanmıyorum. Olabilir böyle şeyler. Yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çünkü o toplantıdan çıktıktan sonra başka toplantı akabinde başlayacağı için hiçbir aralıkta benim tuvalete gidebilme gibi bir lüksüm de yoktu. O yüzden böyle cereyan etti olay. Kırmızı yanacak. Turn right. Hadi bugün böyle. Hadi bugün önce müzikal, sonra şey. Prova. Diğer prova. Yarına ben muhtemelen 12-13 tane toplantım var yarın. Tüm mesaim toplantıyla geçecek yani. Araya bir tane yarım saatlik boşluk bıraktım ki yemek yiyeyim diye, ama sanmıyorum. Yani orada da kesin başka bir şey çıkacak. Ve yarına yetiştirmem gereken bir sunum var. Etkinlik sunumu. Ve bu gece benim ikinci provam muhtemelen saat 1.30 gibi bitecek. Başına otursam 1.30'da. Yarınki 12-13 toplantıya nasıl yani şey, enerjik girmem de lazım. Hani o toplantı, uyumamam lazım yani. Çok üst üste olduğu için
Tabii insan odak, yani insanın odaklanma gibi şeyleri. Benim odaklanmayla ilgili hiçbir sıkıntım yok bu arada. Yani bu konuda iyiyimdir. Kendime çok güvenirim. Ama her zaman garantici olmayı istediğimden dolayı da hani mutlaka şey yapmak da isteyeceğim yani. Hani iyi dinleneyim, öyle gireyim derdim normal şartlarda. Şimdi benim şey yapmam lazım işte. Bilmiyorum ne yapmam lazım bilmiyorum. Ya sunum cumaya kalacak. Ki öyle bir ihtimalle bak yarın o 12-13 toplantıdan sonra üst üste hiçbir boşluk olmayan yarım saat olan toplantıların üstüne akşam saat 7'de yine müzikal var. Hadi diyelim biri çok deli sevdi, senin için her şeyini verdi demişler. Fakat yani diyelim ki ben işte yarın gece de aynı şekilde müzikal artı ikinci provaya kaldım. O zaman benim 1.30'da döndüğüm bu şeyde, planda benim şey yapmam gerekecek. Nasıl desem, gece 1.30'daki antrenman diyecektim neredeyse. Benim bu gece saat 1.30'daki ikinci provadan sonra kalıp mesaiye sunumu yapmam ve cumaya yetiştirmem gerekecek. Ama şimdi hem bu gece böyle hem yarın gece böyle. Muhtemelen sesim çıkacak yani. O yüzden hani bu arada ben yolu biliyorum. Bu sürekli recalculated diyor da ben hani en kısa yolu bildiğim için şu an oradan gidiyorum yani. Bu yanlış. Niye o zaman navigasyon açıyorum? Yolu bildiğim için. Yolu bir yere kadar çok iyi biliyorum. Müzikalin yeri değişti. Binası değişti. Çünkü ben yeni yere o kadar aşina değildim yol rota olarak. Ama gide gele öğrendik bir şekilde. Ben burada sağdan kaçarım abi. Şimdi bugün spora gidecektik normalde. Ayşegül'le işte iptal oldu. Üzücü oldu biraz. Şimdi bunun sporun telafisini cumartesi sabahına organize etmek bir olasılık. Yani hocanın müsaitliği varsa bunu ayarlayabiliriz. Ayşegül'e sign etsem yani inanılmaz iyi olabilir. Cuma da çok toplantı var. Üstelik üst üste. Ben bu gece o sunumu yapamazsam bu arada benim motor geçti. Benim bir daha yarın gün içinde yapabilecek bir alanım yok. Yani gün içinde ben o sunumu yapamam. Toplantılardan dolayı. Bir de her toplantı bunlar şey bu arada. Niye 12-13 toplantı? Arada marka toplantısı var mı? Yok bence. Emin değilim. Bilerek Perşembe'yi boş bırakmaya çalıştım ki o güne HR meetleri gelsin diye. Buradan sol hocam. Bir de her görüşme öncesi CV'yi hatırlamak için bir tazeleme anı kendime yapmam lazım. Yani iki toplantı arasında hiç boşluk olmadığı için planlama açısından şey yapmam lazım benim. Her toplantıyı atıyorum mesela tam da mı bitecek o toplantı? Ya da 30 geçe mi bitiyor? 28 geçe benim toplantıyı bitirmem lazım. 28-29 geçe ki ya da hepsini sekmeler açsam ama adayı hatırlamak için önden o CV'ye bakmayı da seviyorum ben. Şeyden nefret ederim bu arada. Bu konuda şikayetçiyimdir böyle yapan insanlara dair. Çok ayıp bence. Hiç yapmadım. Asla da yapmam. Adayın CV'sini toplantı sırasında açıp yana koyma hoş değil. Yani sanki ilk kez bakıyormuşsun gibi. Bu hiç hoş değil yani. Bu adaya yapılabilecek en büyük saygısızlıklardan bir tanesi bence. Aşırı cringe bir hareket. Hiç sevmem. Bence biraz tatsız yani. Adaya kendini kötü hissettirir yani. Hani. O yüzden adaya kendini değerli hissettirmek için, rahatlatmak için her zaman hani CV'ni inceledik. Şöyle böyle biraz şundan da bahsetmek ister misin falan diyebilmek adına o CV'yi hatırlamak kıymetli. Ben şimdi CV'lere hakimim. Ben eledim hani şeyle birlikte, patronumla birlikte. Hani eledik. İkinci parti eledim. Hani görüşmeleri organize. CV'yi okudum da hani görüşmeyi zaten şey yaptım falan ama yani öyle 58-59 geçe gibi bitirirsem okey olur bazı şeyler. Dün Doğu'nun doğum günü güzeldi.
Sonuna kadar kalamadım. Yalan söyleyemeyeceğim. Çok yorgundum. Ödül sağlam. Sapa sağlam. Bunun update'ini vereyim. Ödül gayet sağlam. Ödülün LinkedIn şeyini atacaktın. Kendi LinkedIn'i mi? Bir çok konuştum ya ben. Bir ağzım açıldı, bir şey oldu. Bir ağzıma bir şey oldu. Çok konuştuk hocam. Şarkılara şu an için çok yeni şarkı olmadığı için hepsini bildiğim şarkılardan, çok iyi bildiklerim. Buraya da park etmezsin kardeşim. Gelip tak diye önümde de durmazsın. Bir iki dakika sakin olun. Herkes bir sakin olsun. Ben geçeyim, sonra geçersiniz. Oynarsınız çocuklar. Evet hocam, buradan ne yapıyoruz? Navigation. Buraya kadar geldik. Bakalım route recalculate diyecek mi? Dememesi lazım. Çünkü önceki gelişlerimde hep buradan verdi. Dinliyoruz. Demedi. Şu an çak yapmak istiyorum. Route recalculated. Bu arada normal şartlarda yol daha uzundu. Benim yollarımla birlikte şu an 10 dakika kalmış gibi gözükmektedir. Onu da söylemiş olayım. Yani bir 4 dakika kazandık yani. Bu kız bilmiyordu, sürekli recalculated, recalculated falan değil. Değil. Yani onu çok hassas, çok hassas şeyler bunlar. Çünkü yani o yüzden biliyorsak biliyorum. Bilmiyorsam da bilmiyorum derim hocam. Şimdi müzikalde provada mola verdik. Yukarı çıkacağız hava almaya. Ben bir kahve içmeyi planlıyorum. Lazım. Sonra geri geleceğiz. Sonra bir saat, bir buçuk saat daha falan var. Bunlar benim dans ayakkabılarım. Bunları giyiyoruz dans ederken. Böyle. Bu kadar. Eldivenlerim de burada. Ayağım. 36,5 Nike beyaz giyerim. Merhaba. Hoş geldin. İyi, sen nasılsın? Onu söyledim ya. Ben geç gelenler. Geç gelenler. Evet, geç gelenler kahvesi. İmza atın ama bu yoklama olarak %100 durumunuzu etki etmeyecek. Sadece ders takibine... Ek ders olduğu için. Ek ders olduğu tamam. İçin hani gelemeyecek, iki gün önce gelemeyecek olanlara mağdur etmemek için. %100 durumu etki etmeyecek ama sizin yükseliniz çok az kaldı. Evet ya. Artık yani... Sonra mı olacak? Yapmamız gerektiği için gelmeniz gerekiyor ya zaten. Evet. Çok az kaldı zaten. Şundan bir tane daha devamsızlık yapacağım da yakında. Başından haber veriyor. Evet. Benim çekiyorsun. Bir şey diyeceğim. Üstünde rujun uyumu peki? Kabının. Aa. Kasıtlı mı yaptın bunu? O zaman bunu kasıtlı yapmam. Demek ki seviyorum. Kendini çağırma. Her... Biraz daha şey yükseliyorsunuz. Buraya alakası yok. Provadan çıktık şimdi. Evlere dağılacağız. Asansör bu kadar sığdı. Burada Mira suratın çıkmıyor. Merhaba. Merhaba. Evet, gidiyoruz evlere. Hoşçakalın. Ah, evet, şimdi müzikal bitti. Hızlıca eve, provaya geçiş. Sports. Yolu görüyorsunuz. Yağmur, çamur, bir sürü şey. Çocuklara ikram edecek bir şey yok evde. O yüzden bir yer bulup duracağım, bir şeyler alacağım. Ah, çay yaparız. Öyleli diye düşünüyorum. Yani şurada bir börekçi var, bakalım açık mı? Böyle dörtlüleri yaktım. Ağzımda eldiven var. Dikkatlice. Böyle bir börekçi var. Börekler. Thank you.
börek alınmıştır. 4 bunu artık kapatabilirim. Böreği aldım. Yani yeter mi yetmez mi noktasında biraz düşünceliyim. Lakin çok almaya çalıştım. Hani kalabalığı sonuçta. Saat şu an 22.06. Tam 24 dakikam var. Provanın başlamasından önce. Eve 15 dakikada varsam, üstümü çıkarsam, değiştirsem oluyor. Çay koyarım. Çocuklar gelir zaten birazdan. Annem evde. Falan filan. Şimdi yola çıkıyoruz efendim. Prova yorucu geçti ve üstelik yarın da var. Artık ek derslere başladık. Spors. Çantam o kadar ağırdı ki yol boyunca yan koltukta insan var sandı. Araba ötüyor. Kemer taktı ya ama insan yok işte. Gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Size börek aldım. Trafikte. Taktık işte öyle. Hello. Hello. Bir tarlar. Ancak geldim. Hadi başlayalım bari. Almak istediğin sese bağlı. Yani eğer ben bunu düz kanalda o şekilde kullanacağım diye söylüyorsam ama gittiğimizde beklediğimin falan kayıtlarını ilk defa yaptığımızda Alien'ın akustik gitarı vardı, benim yoktu. Ve Alien'ın akustik gitarının jack girişi de yaptı. Öyle yaptınız. Yani fakirlik işte. Şu arkadan ben zaten hakimim. Keşke hiç gitmeseydin, hakim misin? Ya onu şimdi hallederiz. Tamam. İki akorlu bir şarkı. Kerem sen öğrendin mi? Ben bunu iki akor zaten. Aynen. Onu ben hallederim. Yürüyüşe. Ölmeye bakarız. En son bahsettiğin şarkıdan şey yapmadım. Tamam, ona bakmadık. Bekleyin, hakimim zaten. Tamam. Kalır daha iyiydi. Kalırsan daha iyi. Sulanmalar. Olmaz. Benim grupta da çalar mısınlar? Olmaz. O oluyor ya. Şaka tabii ki izin veriyoruz. Ama bir bedel. Fatih'in kendini geliştirebileceği her türlü olasılığı açık olması tabii ki de onu desteklediğimin bir göstergesi solist olarak. Evet, trip atmıyoruz değil mi? Asla trip atmıyoruz. Ne zaman attın? Ha. Gelmiş böyle duvali şey diyor. Duvalde. Duvolda. Başkasının kollarında iken. Sanki bas, sanki gitar dursa bas devam etse o da 7 şu an hani. Şarkının orijinalinde sus var orada ama siz karar verebilirsiniz, bana fark etmez. Niye be herkes bilsin bu hikayeyi?
Mor ve Ötesi miydi? Harun Tekin. Ha. Harun Tekin. Mor ve Ötesi kimmiş? Harun Tekin. Harun Tekin şey, de kır pidesi yeme hikaye. Harun ama. Tekin ama şey kaleci olan. Abi ya var ya. Öyle de anlatsak var ya. Ya olay şu. Atlas sinemalarına gidiyoruz İstiklal'de. Bir Transformers lansmanı var. Evet. Orada sahne alacağız. Adamlarla konuştuk. Adamlar bizi hiç planlamamışlar. Oradan biraz boynu bükük döndük. Sahneyi yine düzenledik ama. Ne olur olmaz. Ya aynen bir söyledik. Şunları istiyoruz, bunları istiyoruz falan diye. Bir bakacağız dediler ama hadi hayırlısı dedik. Çıktık. Yunus'la Fatih dedi ki biz acıktık. Gelirken bir börekçi vardı. Oraya gidelim. Gittik. Oturduk. Börek yedik. Çay içtik. Arkadan bir adam geçti. Ben görmedim. Yunus dedi ki aa Harun Tekin. Biz masaya bıraktık, koştuk gittik abi yani böyle eşyalar falan öyle adamlar tip tip baktılar zaten. Gittik abi Harun Tekin. Bunlar direkt fotoğraf çekilelim. Ben dedim ya abi dedim, gel. Siz Yunus dedi. Fotoğraf dedi ki gel fotoğraf aldım. Çekilelim. Böyle şey dedim yani yiyip içip ödemeden kalkmış gibi olmayalım dedim eşyalar ama çantayı var. Falan ha. Bırakmışlar. Ondan dedim ben de fırlayayım bari gittim adama. Fotoğrafı reddetmiş. Sonra şey dedim. Gel abi dedim. Kahvaltı yapalım. Çay içelim şurada. Sohbet muhabbet yapalım. Edelim. Varsa vaktin. Olur dedi. Olur dedi. Olur dedi. Ya sonra dedim. Kır pidesi yemeye başladınız. Oturdu. Sonra oturdu. Kır pidesi söyledi. Çay söyledi. Adam yanımda oturuyor. Kır pidesi yiyor. Çay karşımda oturuyor. Ya bayağı şu an hani masada olduğumuz için senin yerinde Harun Tekin var yani. Fatih'in yanında benim karşımdasın. Abi bir de o masada Beyoğlu'nun tarihi hakkında konuşuyoruz. Beyoğlu'na ilk ne zaman geldiniz? Adama sorusu bu olmuştu. İnanılmaz. Onları konuştuk. Şey dedi ya bir ara. Cidden gerçekten turistleri gezdiriyorduk. Hani o Almanya bizi kıskanıyor diye söylüyorlar falan ya diye. Tam gerçekten o dönemdi. Gerçekten turistlerin bizi kıskandığı bir dönemdi falan diye anlatıyor artık. Ne yaşamış, ne gezmiş, ne göstermişlerse oradaki insanlara. Allah ya. Bir ara müziğe döndü muhabbet. Hı. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir Transformers galasını anlattık falan. Biz çağırdık adamı. Dedik ki gel dedik. Dedim ben unuturum ama yani gelirsen abi sen ben hatırlatırım sana. Görmem ki mesajını dedi. Ben dedim Kerem'i rahatsız ederim dedim. Bana şey dedi adam ya. Kerem ulaşabilirsen bana da haber ver. Ne yapıyormuş ben bayağı dur ulaşabilirim falan. Kerem bakıyor. Hayır şey dedi. Kerem bakıyor. Kerem'e ulaşırsın. Hangi Kerem? Şey davulcu. Kerem Özyeğen hani gitarist. Ona ben bile ulaşamıyorum ha. Bazen dedi. Provalara gelmiyor gelsin falan diyormuş. Ulaşırsanız bana da haber verin ben de ulaşamıyorum ona bazen dedi. Sonra şey muhabbeti döndüm. Yaşları sordu. Fatih dedi ben 20 yaşındayım. Yunus dedi ben 21 yaşındayım. Ben dedim ki ben 25 yaşındayım. Nasıl 25 mi? Sen dayı olmuşsun ya dedi. Bu böyle kaldı. Gülüyoruz Kızı ediyoruz. Karla telefonunda Kerem dayı diye kayıtlı. Ha mesela. Ara mesela böyle Kerem dayı çıkıyor. Evet döndük işte Marmaray'da metrobüste falan şey metroda Marmaray'da bütün muhabbet. Şey, dayı. Dayı oğlum adam sana dayı dedi. Dayı ben bundan sonra sana dayı diyeceğim artık muhabbet öyle. Ben dayı de... Böyle dayım dememişimdir bu arada. Evet genelde dayım diye seslenmiyoruz. Ben de şey yapıyorum dayısının gülü diyor. İnanılmaz. Arkadaşlar bu ışıltılı hayatı biz seçmedik görüyorsunuz yani hani. Harun Tekin'de kahvaltı yapıp. Kır pidesi yemek yani hani. Harun Tekin. Ve hesabı ödeyip şey demesi. Bir yerde başkan varsa hesabı öder abi. Adam cebinden tomarla para çıkardı. Sizi ısmarladın mı bir de? Evet bizi de. Kral be. Bizim börekleri de yedi şey yedi dedi. Şey, bizim börekleri de. Ya yemiş olsa daha şey biz adam yemiş olsa bizim börekleri biz ödemiş olsak daha az mı açmış. Bir şey diyeyim mi? Ben o hesabı öderdim ve gram üzülmezdim biliyor musun? Tabii canım ben de üzülmezdim. Bu arada benim bu hikaye geçmem için Şebnem Ferah akbil basmam falan gerekiyor yani. Hani ancak denkler. Yani. Hiçbir çok bağlantıyı kuramadım. Var espri yapmıştım ama neyse. Şebam ya. Abi Marmara'da Şebo'yu çıkarsak. Bırak o yılı yüzyıllar geçse de unutulmaz abi. Bak o zaman ne can zaman o zaman. Gece bir tane kahve içtim. Gece bir tane kahve içtim ki normalde içmem. Gece bir tane kahve içtim. Onunla bu kadar saati geçirdim. Ondan sonra dedim yani 6:30'da yine zımba gibiyim sabah. Anlamadım gitti ya. O ama vücudun kahveye alışkın değil ya. Hemen etkilenir. Sen de. Kahve içen biri değilsin. Değil çünkü. Evet. Kerem şey yapalım. Bilgisayar mühendisliği okudum. Kahveye alışamadım. Nasıl olayız? Kerem şey yap abi. Dediğim gibi böyle yapacağın zamanlar normal bir fincana kahve içme. Şat bardaklarını düşün. Onda böyle bir şat kahve yap. Şatla. Bir yarım saat uyu. Kalk. İnanılmaz. Çıkar mı?
Kerem dün ilk senaryosunu yazdı, onu tebrik ederim. Sinopsis daha doğrusu. Yok, senaryo yazdım. Kendi sistemi yaptım, beni tebrik etmiyorsun. Ben sana sadece senaryoyu attım zaten. Ha, tamam, pardon. Evet, sen de sistem yaptın. Söylemiyorum. Hayır, neden? Site yaptım, kendi sistemi yaptım. O kadar egoistim. Kendi sadecezcan.com mu? Yok lan. Ne sitesi? Ne yapacağım? Oyun motorları. Oyun motorları? Nereden ziyaret edebiliriz? Trafik alalı mı yoktan? Açmış. Edemez mi? Neden? Açmamış çünkü. Tamam. Şimdi provayı sona erdirdik. Saat gece 1'i geçtiği için provayı bitirdik. Annem kızdı. Annem yandan aradı, kızdı. O yüzden şimdi provayı sona erdiriyoruz, toparlanıyoruz. Ben de Alara'nın yanına geçiyorum. Çünkü saatte. Yani, evet. Hadi kız. Çünkü çok çıkıyoruz. Yorgunum bu arada ve çok da işim var. Bir de bu arada oradan dönünce ben mesai yapacağım gece sabaha kadar. Çok işim var. Ya. İş, çalışmaca. Neyse Alara'nın yanına benim geçeceğim. Alara'nın, çünkü Alara yarın İngiltere'ye gidiyor, vedalaşma gecesi. Sen niye pikniği gibi konuşuyorsun? Kısık sesle konuşması gerekiyordu ondan kardeşim. Çok aşk kokuşk oldu mu? Aşk kokuşk. Öyle bir değilim bu gördüm arada. Tınko. Anne pikniği olmuş ya. Pikniği olmadı mı? Alara'ya ben de uğrayayım ben. Fatih bıraktıktan sonra mı? Yok. Fatih kapı, sen de gelir misin? Kapıdan uğrayayım. Benim E tamam, hep beraber eller aralara gidiyoruz. Abi evden yine çıktık ve hep beraber çıktık. Şimdi Alara'ya gidiyoruz hep beraber. Alara'nın haberi yok Kerem ve Fatih'in de geldiğini, ama çok mutlu olacak. Fatih'le hiç tanışmadı ama çok sevecektir. Ayrıca Kerem dedi, ben de dedi be Alara'ya şey desem, merhaba desem iyi olur aslında falan yaptı. O yüzden şimdi hep beraber gece saat 1'i kaç? 1.27. Ben yani yorgunluğu geçtim. Uykum da yok ilginç bir şekilde. Şu an şeyim, yedek bataryaya geçtim. İyiyim, enerjiyim. Çay falan da içtik ya provada. Bir de provayı, bir de bugünü bitirmenin, bitirmek değil daha bugünün yarısı var yani de. Ayrı mesele. Ben bir şunlara bakayım. Kemerimi falan da takayım bu arada. Hızlıca atlamayalım onu hocam. Şöyle camı açalım çocuklara. Ehliyet ruhsat lütfen. Kilitledim. Şey, konvoy da yapabiliriz. Gerek yok ama bence. Tam direkt masa masa gideriz. Tam direkt cadde bostanda buluşuyoruz. Okay. Hadi bye. Camı kapıyorum. Kemerimi de taktım. Bunlar bulur yolunu artık. Ben Kerem'e konum attım şimdi. Ben aradım Batuhan'a, dedim ki kaçta kapanıyor yani hani. Dedi daha buradayız dedi. Eyvallah dedim. Okey. Neyse döneceğim daha sonra. Niye iki araba gidiyoruz Kerem'lerle? Sebebi de şu. Eldiveni odamda unuttum. Neyse sorun değil. Direksiyonun soğuk olduğunu anladığım ilk dakikada bunu söylemem de inanılmaz. Şöyle niye iki araba gidiyoruz? Aa, Kerem arıyor. Ben bir de cengaver gibi şeyim böyle. Kerem'e konum attım zaten. Şimdi yola çıkıyorlardır falan diyorum. Kerem aradı beni, diyor ki konum gelmedi. Ali konum yok. Asansördeyken yüklememiş konumu. O yüzden. Ah. Konuma bir noktada ben de bakacağım. Çünkü orada iyi bir park yeri var. Batuhan hep oraya park ediyor her gittiğimizde, o yüzden. Ama oraya varana kadar yani iyiyim şu an için. Daha yaklaşınca bakacağım. Bugünkü taktik. Müzikale giderkenki taktik gerçekten. Neyse. Ne anlatıyordum ben? Ha, Fatih'le Alara ilk kez tanışacak. Alara için önemli bir gün. Onun yanında olmak istiyorum. Daha erken gidebilmeyi de dilerdim. Fakat prova vardı. Prova mühim. O ertelenemez. O yüzden şimdi hep beraber gidiyoruz. Bu oldu. Hava yine çok soğuk. Kar yağacak yani. Gerçekten dün bir ara yağdı yani. Taksim'de ödül törenine gittiğim zaman bir noktada yağdığını düşünüyorum yani. Şimdi şeyi açtım. Bu yağsın diye canım. Neyse efendim, bu şekilde gidiyoruz şu anda aktif olarak Alara'nın yanına. Sonra eve döneceğim ve mesai yapmayı planlıyorum. Çünkü bahsetmiştim size hatırlarsanız.
birkaç işim var. Yani onları yarın imkanı yok çünkü dediğim gibi onları bitirmenin yani. Onları benim bu gece bir şekilde halletmem lazım. Aslı öteleyemeyeceğim birçok şeye sahiptim bugün. Hala da öyleyim yani. Alara'nın vedası çok önemli. Prova, müzikal, devamsızlık yapamayacağım şeyler. Yapacak bir şey yok bir şekilde. Gün 24 saat. Eğer bir gün ya bir dilek hakkım olsaydı şaka bir yana böyle bir şey dilemezdim. Çünkü yani para dilerdim muhtemelen. Ya şöyle bir sınırsız milyon dolar falan dilerdim yani asla bitmeyecek. Çünkü günümüz ekonomik şartlarında sağlıkta işte her şey sağlık dahil ya da hayallerini gerçekleştirmek olsun. Ailenin mutluluğu, refahı olsun her şey. Çünkü ne yazık ki şu anda çok çalışıp çok para kazanmakla olduğu için ben de bu yüzden çabalıyorum. Dürüst olmak gerekirse yani. Olabildiğince geçim çabası. Yani survive etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Neyse. Bu gitti. Bunu kapatabiliriz ama sıcaklık da bir hoşuma gitmedi değil. Neyse. Şimdi mesai yapacağım işler çok net. Etkinlik sunumu. Çat. Birkaç arada kalan işler. Çat. Unuttuğum bir şey var mı kontrolü? Çat. HR'dan gelen bir mail vardı. Cevap. Aa, bir tane daha atmam lazım. Kime o hangi aday olduğunu şu an hatırladım. Onu unutmamamız lazım. Bekliyor çünkü yanıt. Çat. Onu yapacağım. Öyleli. Artık yani. Yapacak bir şey yok. Neyse geldim sayılır bu arada. Keremlerden önce varacağım aşırı net. Çünkü ben bütün hackleri kestirmeleri biliyorum falan. tabi oğlum. Ondan sonra biraz hızlı gelmiş olabilirim. Şimdi konum açacağım. O kadar yaklaştım çünkü. Oh, good air day. Şey yıkandım yani. Evet. Normalde yıkanmıyorum. Biz yıkanmıyoruz. Biz pis insanlarız. Yok yıkanmıyoruz biz. Bir şeyler yok. Yok kapandı kazanır. Tamam oturalım. Oturalım. Dün neler kaçırdım ben gittikten sonra doğum gününde. Çünkü en sonrasında ayakta muhabbet işte arabada muhabbet şu bu falan filan derken. Çok bir şey kaçırmamışım. Yok yok ya çok bir şey kaçırmadım. Aa evet ben sizin. Sen de mi geçtin? Dizim mor şu an. Aa benim de. Çok uyumuyor. Dizim morluğu kardeş. Aslında hiçbir şey yok. Şu an mesela kendim teyzeme benzemeyim. Bir şey kaptı. Zavallı bilmem ne teyze. Zavallı aldırtanmış bir yandı. Evet gidiyorlar. Şurada vedalaşıyorlar ekip. Ben bindim. En yakına ben park etmişim. O yüzden ilk ben vedalaştım. Şimdi eve gidiyoruz. Bu uzun günün ardından gerçekten. Evet korna çaldım. Bip dedim. Vedalaşma bipi. Herkese sağlığı aynında inceledim. Şimdi eve gidiş artık. Vakit geldi. Eve gidiş vaktidir. Hocam. Saçlarım çok kirlendi. Çok yağlı. Bere taktığım için ekstra. Yıkanmam lazım. Ne ara? Ben eve gidip yıkanırsam şeyden emin olamıyorum. Açılır mıyım? Yoksa mayışır. Eğer açılacaksam şayet okeyim yani galiba bu konuya by the way. Shit. Fişek tabi bomboş yollar. Oh İstanbul bize kalmış gece gece. Kim bu saatte sokakta olur ki bir tek biz. Manyaklar olarak biz yani. Gerçekten. Neyse. Alara'yı uğurladık güzelce. Yarın gönlüm havalimanına da gelmek tabii ki isterdi. Eski günlerdeki gibi. Lakin yaklaşık 47 tane toplantım olduğu için imkansız. O yüzden maalesef böyle oldu. Aç mıyım diye düşünüyorum. Yani yıkanıp yemek yiyip oturmak mantıklı şu an. Saat 3 bu arada. 03.02 şu an saat ve az önce işten de mesaj geldi. Bir onlara baksam mı acelesi yok bence bu arada. Diğer acele işlerime kıyasen. Çok üst üste geldi ya. Yani müzikale ek ders bu hafta ilk kez konuldu. Günlerim şaştı, planım şaştı.
Ya normalde yani ben hızlı adapte olabilen bir insanımdır. Her şeye, her ortama, her kişiye falan ama time schedule konusunda yani çok planlı programlı olduğum için ben her şeyim çok hazır ve günü saati belli olduğu için ufak bir sapma ki müzikal provası ufak bir sapma değil. Geldi gittisi provası toplam 4-4,5 saate varabiliyor yani. Açıkçası yani o işleri çok karıştırdı. Spor da yorucu bir şey eyvallah ama müzikal daha çok yoruyor insanı ilginç bir şekilde. Hem fiziksel hem mental çok odaklandığımız için, çok hareket yaptığımız için, hani ayakta durduğumuz için 3-4 saat daha uzun sürüyor bir de. Daha çok yoruyor. Sabahıma nasıl tofinat latte içtik valla. Yani yılda muhtemelen totalde 3 kere falan Starbucks'a uğrarım herhalde. Yani şey, öyle kahve kahveci olmadığım için yolumda çok ahrabikon gördüm. Sevdiğim araba. Kahveci olmadığım için de herhalde öyle çok Starbucks'ım geldi falanım yok yani. Ama bugüne kısmetmiş. Ben odaklanınca, oturunca bir yere akıyor yani iş. Ben kalkmayı sevmiyorum yani. Konumu değiştirmeyi sevmem, bölünmeyi sevmem. Odaklanıyorsam odaklanırım. Telefonu bir kenara koyarım normalde. Mesela vlog çekiyor olmasaydım ben telefona bugün baktığım kadar asla bakmıyorum. Asla yani. Günde bir kere falan Instagram'a 5-10 dakika girerim. O da tuvaletteyken muhtemelen. Onun haricinde yok yani. Telefona bakmam, WhatsApp'tan gelen mesajlara çok geç cevap veririm. Yani maile döndüğüm hızda ya da Slack mesajına, işte iş yerinden gelen mesaja döndüğüm hızda bir şeye cevap vermiyorum başkaca yani. Geldik otopark aç. Bomboş. Ömrüm geçer şehrin sokaklarında. Eyeliner'ım bile duruyor. Yani 2 günlük makyaj bu. Değil. Yemek yani şey değil, makyaj yok. Sileyim, makyaj yapayım. Güzel giyineyim. Irtı zırtı değil. Gördünüz ya, yemek yemeye bile zor. Yani vakit. Neyse geldik şimdi. Hızlıca eve girelim. Artık ne yapacaksam duş mu alacağım. Yemek mi yiyeceğim? Fiş ekliyorum. Ya. Şimdi oturup mesai ya da yarın sabah atıyorum 9.30-10 gibi uyanmaktansa 7'de uyanıp falan başlamalı. Eğer çok bayılacak gibi olursam öyle yapacağım. 7'ye alarm kurup. Hoşçakalın.